otlar yanınca, senin gözün bende, konuklar gelince, senin işin benimle, bir şeyler sormak gerek. Ayol cevabın bende, gelen bir pişman olsa da gelmeyen bir pişman bize. Aklı fikri bendedir, tövbe estağfurullah, sohbet çok bahanedir. Tanrım ne yaptım sana? Asıl haberler bende, dedikodular sende. Gelen bir pişman olsa da gelmeyen bir pişman bize. Elim eline deyince hoş oluyorum, safla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Gözüm gözüne deyince hoş oluyorum, safla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Çalım atalım tüm dertlere, pas verin bize. Gönüller eğlence ister, sohbet bahane. Birbirinden vazgeçemeyen, reytingleri tek geçen adam seçenekleri. Efsane geri dönüyor. İşte Hande Ataisi, işte Cem Davran! Ay bir şey söylemek istiyorum. Bugün Cem'i ben bile tanıyamadım ki. Yani senelerdir aynı dizide oynuyoruz. Evet. Kaç tane iş yaptık ve bu programda ilk defa bu kadar heyecanlı. Niçin bu kadar heyecanlısın? Yani o yırtık, o yırtık adam ne hale geldi? Ne hale geldi? Demek ki adamı ne hale getiriyorlarmış. Evet efendim, iki kere Kiki'ye, bu adı zor söylenen programa gösterdiğiniz yoğun ilgiye sevgili konuklarımıza, sevgili Kanal D izleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Ve bakıyoruz. Ve efendim, ve bakıyoruz. Bakıyoruz bugün Hande Ataisi ne giymiş efendim? Ay. Yine her zamankinden daha güzel değil mi? Ay canım benim. Ya ya ya. Yani. Şimdi bir dakika, bir dakika. Bir saniye, bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle hadi. Yani güzellik suç olsa idam olur yani, olmaz mı? Bugün yalnız bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bugün bana iltifat etmek zorunda kaldı. Çünkü ben gördüm Cem böyle donup kaldık. Bir konuğumuz var ki. Neyse oraya sonra ama gelecek ondan ama. Ondan önce bir çiçeğimiz var. Çiçek mi var efendim? Çünkü solacak biraz daha lafı uzatırsak. Alalım efendim. Kimden? Herhangi bir hastane ya da dershane mi? Nedir? Nasıl hastane, hastane. Efendim Acı Badem Hastanesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen bakıyoruz. Neler bugünkü var? Bugünkü iki kere Kiki'de neler var? Türkiye'nin bir numaralı programı iki kere Kiki'de bu akşam bakın neler var. Karadenizli şarkıcılar neden birbirine girdi? Benim korsan kasetlerimi piyasaya süren insan olarak tanıyorum. Sanatçı da insanlık olacak, insanlık içinde. Hüla Polat gidecek kendine bir sound yaptıracak, sound check yaptıracak kendine. Bir anda kasetin 100 bin de satabilir, 200 bin de satabilir ama bir anda kendini yani bir Ebru Gündeş yerine koyamazsın kardeşim ya. Rumeli Hisar konserlerinde hiçbir yerde görmediğiniz, duymadığınız dedikodular. Şifo Mehmet'in jübilesinde sahaya çıkan sanatçılar karmasının kamera arkası görüntüleri iki kere Kiki'de. Mahsun'un süratine güveniyorum. Alişan'ın komple klasikleşmiş telefon şakamıza gülmekten kırılacaksınız. Gel burada gideriz daha şurada ırmağın başında. Bunu o kadar çok tekrarladın ki. Kim kime benziyor? En çok nerenizi Pınar Ayla benzetiyorsunuz? Saçlarımı. Ne aşklar ne sözler. Fizik olarak olabilir, boy falan. Hepsi ve daha fazlası az sonra.
Sevgili konuklar, sevgili iki kere kiki izleyicilerim. Ben arada sırada heyecanlanırım, sıkça da heyecanlanırım her insan gibi ama bu heyecan bir başka. Bayanlar baylar, huzurlarınızda Sibelcan. Sibelcan.
Nasıl ben heyecandan bak tatlıyım değil mi? He? Heyecandan bak tatlıyım değil mi ya? Sibel Can ya! Sibel'cim bir şey söylemek istiyorum. Demin oradan iki tane şey kalktı. Bir daha kaldırır mısınız onları? Hülya'yı Gülben'i bırak Sibel Can'a bak. Ay 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 aman aman aman. Aman. Ben şimdi biraz ortalığı karıştırayım. Bak şimdi yapma anne ne olur. Sibel bir tek sen girmedin bu şeyin içine. Ne işin var? Didişme durumundan uzak kaldın. Ne işin var her zaman yıllardır hep böyle. Kıyılardan köşelerden evet, geçti yine sahnelerdesin ben yani. Ben şarkı söylüyorum. Değil mi? Beğeniyor musun onu? Burası dünyanın en büyük mutluluğu. Çok teşekkür ederim. Ay çok mersi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de pek heyecanlı heyecanlı böyle. Büyük Sibel başka büyük yok. Orada çoluk çocuk gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Yok teşekkürler. Sağ olun. İsterseniz hepinize şöyle bir oturalım. Evet ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük mutluluğu bu işte bir sanatçı için. Bu kadar kısa sürede şarkıları beraber söyledik. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl geçiyorum? Şöyle alalım. Burası artık şey gibi oldu. Bizim devamlı evimizin... Siz yer değiştiriyorsunuz. Yer değiştiriyoruz. Evimizin öncelikle salonu gibi hemen oldu. Bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir program. İnanılmaz keyif alıyorum evde. Canım benim. Çocuklar uyuduktan sonra büyük bir keyifle izliyorum. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Özellikle ben gelmek istedim. Burada eğlenmek istedim. Çünkü uzun zamandır eğlenmeye, gülmeye ihtiyacım var diye düşünüyorum. Özellikle sizin programı seçtim. İyi ki de geldim. Hazır böyle sohbetimize başlamışken bir de senin çok sevdiğin bir bölüm var. Ben televizyonda da izledim sen söylüyordun. Tele şaka bölümü. Ay bayılıyorum, bayılıyorum. İlk önce bence şöyle kahkahalarla, o güzel şarkılardan sonra. Ama bir şey ekleyelim yani biz genelde tele şakayı programın sonlarına doğru veriyoruz. Ama Sibel Can'a özel bir tane. Evet. Yani bu bölümde iki tele şaka var. Harika. Tabii şimdi Sibel Can için çoğalttık. Hadi izleyelim. Evet tele şakamız. Alo. Alo. Evet. Alo. Evet. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Efendim? Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Kimi aradınız siz? Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Zafer yakınlarda bir elektrikçi var mı? Alo. Evet. Bahçıvan söyledi elektrik kofresi bozukmuş. Efendim? Bahçıvan söyledi elektrik kofresi bozukmuş. Anlamıyorum ki dediğinizi. Biz senden gidip elektrikçi arayalım. Kimle arayacaksınız siz? Alo? Evet. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Yok siz kim arıyorsunuz ama elektrikçi de. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Siz elektrikçiyi arasanız da burayı niye, evi niye arıyorsunuz? Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Tövbe yarabbim yarabbim ya. Alo? Alo? Efendim? Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Ya kim, ne için, nasıl yardımcı olabilirim sana? Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Nasıl? Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Kim ara? Ben tam teznesini alamıyorum ben seni ya. Biz senden gidip elektrikçi arayalım. Beraber mi arayalım? Biz senden gidip elektrikçi arayalım. Siz kimsiniz? Osman. Osman mı? Nilüfer. Nilüfer, nereden arıyorsunuz siz? Anlamıyorum. Nereden arıyorsunuz siz bizi? Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Ha, ben şimdi müsait diyelim yani bir başka zaman ararsanız daha güzel olur yani. Alo? Efendim? Sesiniz tam anlaşılmıyor ki sizin. Sağır mısın? Efendim? Sağır mısın? Sesiniz tam gelmiyor bize. Neye bakıyorsun? Evin içindeyim, nereye bakacağım? Neye bakıyorsun dedim. Ya ben sizin sesi anlamıyorum bayan ya. Şunu söylemek istiyorum. Tabii biz bunu yaparken gülüyoruz ama seyircilerimizin de espri anlayışına güvenerek bunu yapıyoruz. Ya inanılmaz. Yani çok güzel. Espri bayılıyorum. Anlamında hani kimseyle alay ettiğimiz falan yok. Çünkü hani ben de bir etik oldu tekrar... biliyor musun? Devamlı acaba her telefon... Sana böyle da bir şey başıma gelir mi acaba diye. Başıma gelecek mi diye. Bir iki defa çünkü öyle oldu yanlış numara falan diye. Bu olabilirdi mesela çünkü Fatma Girik'le de böyle bir şeyiniz var. Yakınlığınız var, mi? Birlikte dizi çektiniz. Kuşum ben aranıza girdim ama bir mahsur var. Yok ben yok gir vereceğim gir. Yok gir çünkü ben burada iyiyim hakikaten. Çok yakın olmak istemiyorum gerçekten. Sibel çok güzelleştin yani ben seni... Biz Sibel'le Kaldırım Çiçeği'nde aynı dizide oynadık ve...
Volkan'a, çok keyif alarak Volkan'a, Volkan'a selamlar söylüyoruz. Volkan Severcan'a. O da travesti oynuyordu değil mi Volkan? Yok o başka, onu söylemeyeyim şimdi. Başka bir şey oynuyordu. Biz çok keyif alarak, çok gülerek yaptık çok programı. Çok İnşallah darısı var. Başka dizilerin, projelerin başına. Ama neden seni olmasın? Ben çok güzel gördüm. Çok, çok uzun zamandan ederim. Beri. Doğurdukça güzelleşiyorum. Evet, 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 evet. Sen de benim en şey acıma bastın. Değil öyle mi? Derler yumuşak ya. Karnı, yumuşak karnı. Ben bir doğuramadım yani. Doğrusun. Doğru adamı bulursan. Cem'in nazarı da... Bak hala söyle, inanamıyorum. Gidip didiği midiği bulursan hayatta doğuramazsın. Tabii de. Didiye takmış vaziyette biliyorsun değil mi? Didiye mi? Didiye diyorum ki iki tane işte ben de üzüldüm, ben de işte olamadı, doğuramadım diyorum. Dididen, doğru adamı bulursan doğurma. Diyor. Dididen doğurma. Ben bu Dididen doğurma dedi. Ha bravo. Zaten istese de doğuramaz. İstese de doğuramaz. O adam yapamıyor. Ben bilmiyor muyum ben? Terbiyesiz. Böyle aslan gibi biri olacak. Ben selam versem hamile kalıyor hanım. Vallahi öyle. Senin üstüne yok zaten. Ben zaten senin üstüne sapık tanımıyorum bu ülkede. Senin üstüne sapık tanımıyorum bu ülkede diyor. Yemin ediyorum ya. Ya her zaman böyle söylüyor. Yani sinirimi bozuyor. Ama şimdi işin şakası bir yana. Şimdi bakın üç tane çocuğu var. Anne, genç. Yani ikiniz de benden bir hayli gençsiniz biliyorsunuz değil mi ben? Yani yaşımı söylemiyorum. Sen artık yaşlandın. Ben 38 yaşındayım. Ben de 31'e girdim. 70'liyim ben. 7 yaş farkımız var. Abi ne kadar herhalde. Rahat söylüyor. Gel de şimdi heyecanlanma bu ama kadının şey yanında. Ama şey yani saklayacak kadar büyümediğim için burada, hemen söylüyorum. Ben burada 26 yaşında kıza sonra... zor söylettim 26 diye söylemiyor. Direkt söyledi 31 diye ama. Yalnız şu, sen şöyle küçücük suya bağ derken Sibel işine başlamıştı. Ya 12 yaşında. Yavrum 12 yaşında değil mi Sibel? 12-13 yaşlarında başladım. Peki, dansla. Hadi istediğim soruyu sorayım mı? Lütfen Cem, ne istiyorsan. Cem Davran'dan çıkacak ne soruyu. Ne istiyorsan. Şimdi ben genelde bakıyorum Sibelcan'ın daha çok hüzünlü yüzü yansıtılıyor. Biraz da galiba insanların işine bu yarıyor. Yani televizyonların falan gazetelerin işine bu yarıyor. Ama senin gözünde küçük bir böyle çok hoş bir ışıltı var. O benim hep dikkatimi çekiyor. Evet, teşekkür. O da ne biliyor musun? Bak yani böyle tam adını koyayım şu. Sibelcan aslında gerçekte yaşamak istediği şeyleri yaşamıyor. Yani sen görünen Sibelcan'ın arkasında sanki başka bir Sibelcan var. İnanılmaz çocuk yanım vardır benim zaten. İyi ki yani genç, liseli bir kız var iyi arkada ki doğru mu? İlk genç yaşta anne oldum. Çünkü çocukluğumu çok fazla yaşayamadım. Kaç yaşında ilk hamileliğini yaşamıştın sen? İlk hamile kaldığımda 21 yaşındaydım. Engincan şu anda işte 9 yaşında. Ay ne güzel. Tabii 21 yaşındayken Engincan'ı doğurdum. İkincisi işte Melisa 24 yaşındaydı. Hande de kısmetse 45'te doğuracak ilk çocuk. Bu gidişle. Yok 45'e kalmam canım, hemen doğururum ya. En kısa zamanda istiyorum. İşte Emir de şu anda 1 yaşında oldu. Onlara döneceğiz. Ben bir şeyler sormak istiyorum da ama ilk önce seninle ilgili çok güzel böyle küçük bir VTR'miz var. Aa, çok sevindim. Onu izleyelim. İzleyelim, ondan sonra beraber hadi olalım. Hadi izleyelim. Az sonra. Şu fotoğrafa iyice bir bakın. Sibelcan'ın sırtında taşıdığı şeyi görebiliyor musunuz? Göremediniz mi? O halde dinleyin. Filozoflardan bir tanesi, hayat matematikten ibarettir demiş. Biz 2 kere 2 olarak birkaç işlem yaptık ve bunun doğru olduğunu anladık. Şimdi aklınızdan bir sanatçı ismi tutun. Bu isme önce azim ve alın teri ekleyin. Sonra elde ettiğiniz sonuçtan başarısızlığı çıkarın. Çıkan sonucu mutsuzluğa, zorluklara ve atlatılan badirelere bölün. Ve son olarak bulduğunuzu şöhret ve başarıyla çarpın. Ne çıktı? Durun bir söyleyelim. Sibelcan. Öyle olduğunu biliyoruz çünkü biz bu işlemin sağlamasını halk sevgisiyle yaptık. Daha küçük yaşlarda başlayan bir çalışma hayatı, sorumluluklar, erken gelen bir evlilik, çok erken elde edilmiş bir asolistlik başarısı, şöhret, mahkemeler, üzüntü, sonunda huzur derken hüzünlü bir ayrılık. Küçük Emir'le açılan yeni sayfanın köşesi de Sulhi Aksüt'ten ayrı kaldığı için yanık kalmış. Yemeğe koyulan biraz acı iştahı nasıl açarsa her çektiği acı Sibelcan'ın yaşama iştahını işte öyle kabartmış. Hani eski insanlar dünyayı Atlas adlı iri kıyım bir adamın sırtında tuttuğuna inanırlarmış ya. Biz Sibelcan'ın hayatına bakınca onun yaşamı böylesine sırtladığını gördük. Şu fotoğrafa bir daha bakın. Sibelcan'ın sırtındaki dünyayı görmüyor musunuz?
artık söz verdim. Bütün beni seven insanlara da söz verdim. Ağlamayacağım. Çünkü yeterince... Sil gözler şimdi, kimse görmedi. Çünkü yeterince yaklaşık 2,5-3 yıldır benimle beraber ağladılar. Benimle beraber çok az da olsa güldüler 2,5-3 yıldır. Artık gülmek istiyorum bütün herkes gibi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O dönemlerde bana inanılmaz destek oldular. Özellikle kadınlar. Herkese teşekkür ediyorum ben. Ya hakikaten ben çok eski zamandan beri Sibel'i biliyorum ve kendime hakim olamıyorum. Çünkü bir insan çok güzel şeyleri hak eden bir insan. Üst üste bu kadar olumsuzluklar gelince haksızlık diye isyan edisi geliyor insanın. Ama ben inanılmaz sabırlıyım. Her şeye çok iyi bakıyorum. Bana iyi olarak döndüğüne inanıyorum. Bak her şey çok güzel olmaya başladı bile. Evet. Eşimin dışında. O da Allah kısmet ederse Aralık ayında, Aralık sonunda geliyor. Aralık sonunda mı ondan geliyor? Ondan sonra her şey daha güzel olacak. Bir şarkı söyleyeyim ben. Bir şarkı söyleyeceğim. Hadi. Şarkı söylüyorum. Şarkı söyleyeyim mi? Hadi bir şarkı.
kabul buyurursa iki güzel hadi alayım bari ben de. Ruhsuz, duygusuz kadın. Hadi alayım kadın, bari ben de. Alayım bari ben de diyor, duygusuz kadın. Ay canım. Bana formaliteden biliyorsunuz vallahi bu. Vallahi formaliteden değil. Yemin et. Vallahi. Yani Sibel şu anda konuğumuz, ona bir çiçek verdim ama sana tüm ömrüm boyunca istediğin çiçekleri verebilirim. Ay 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 ay. Ne diyeyim yani daha? Bir erkek de böyle güzel konuşmaz. Zor bulursun bu kadar güzel bir erkeği. Yani güzel doğru bir erkeği değil tabii. Doğru yani söylüyorsun. Kabul ediyorum. Doğru valla. Neyse. Şu programın başında böyle ayaküstü bir laf ettik. Böyle sanatçıların, özellikle aynı mesleği yaptığın kişilerin kendi aralarındaki atışmaları, yarı ciddi, yarı şaka falan, bu tür şeylere girmiyorsun. Değil yani mi? Hiç ömrümün hiçbir döneminde girmedim. Özen gösteriyorsun. Girmek peki, istemiyorum. Girmeye ihtiyacım yok demek istiyorum. Yani. Girmeye ihtiyacım da yok da. Hayır, girenlerin de çoğu ihtiyacı olduğundan ondan değil. Ondan değil. İhtiyaçtan değil diyorsun yani. Evet. Bunlar. Kelepir, elden düşmüş. Elden düşmüş. Peki, girenlere nasıl bakıyorsun? Yani mesela Gülben'le Hülya'nın arasında hep böyle laflar gidiyor geliyor. Ben izliyorum uzaktan. Nasıl bakıyorsun bu duruma? Yani aslında zaman zaman eğleniyorum evde izlerken. Çok keyif alıyorum. Ama ya evlerden ırak diyorsun, ben almayayım yani. Yani izlemek güzel. Ben almayayım. Peki şimdi iki kere kikinin biliyorsunuz özel magazinleri var efendim, magazinler. Ha, o magazinlerden izleyelim. Biri Karadenizli sanatçılarımızla ilgili. Böyle onlar da benzeri şeyler söylemişler. Biraz hüzünlü, biraz komik, neyse. İşte efendim magazin. Şimdi biz gerçek Arebi bulduk. İşte karşınızda Arebi geliyor. Arebi yani. Grubun adı ne? Mustafa. Az sonra. Karadenizli şarkıcıların arasında tek bayan olan Hülya Polat zehir zemberek konuştu. Hülya Polat erkek hemşehrilerini yerden yere vurdu. Oh neni kotari kotari kimin yarı? Oh neni kotari kotari. Gözlerine deniz mavisi gibi oynayırım onunlar kedi yavrisi gibi. Kuş balı komar poli doli yayı doli sevdalının yüzünden hep de şaşırdım yani. Kuş balı komar poli doli yayı doli sevdalının yüzünden hep de şaşırdım yani. Polat önce zehir zemberek konuşmasına Kont Adnan'la başlıyordu. Biz aradan çekiliyor, sözü Hülya Polat'la Kont Adnan'a bırakıyoruz. Kont Adnan olarak değil de ben onu Adnan Yılmaz olarak tanıyorum. Benim korsan kasetlerimi piyasaya süren insan olarak tanıyorum. Niçin korsan yapacak? Senin korsana tenezzül etmem ben. Benim malım bu. Ben sonra kaseti yapıyorum kardeşim. Kaset benim kasetim. İster resmini değiştiririm, ister kırarım, ister yakarım. Böyle bir mantık var mı? Siz bir araba almışsınız. İster boyasını değiştirirsiniz, ister koltuğunu değiştirirsiniz. Niye korsan yapayım kasetini ki? Ben şimdi saçımı boyasam veya bir kep taksam Lady Hülya olur muyum? Ben benim de. İnsanda bir insanlık olacak. Sanatçı da insanlık olacak, insanlık içinde. Ben bu adamda ekmek yedim kardeşim. Bir sanat kariyerim oldu. Bu firma olmasaydı, kaset yapmasaydı kimse tanır mıydı? Başka firma tanır mıydı onu? Tanımazdı. Ne çalışma stilini, ne iş ahlakını kesinlikle beğenmediğim bir insan varsa o da Adnan Yılmaz'dır. Yani Kont Adnan. Kont Adnan veya Kral Adnan, Prens Adnan. Hiç fark etmiyor. İnsanlar namkör olduğu zaman bütün pelalarını bulurlar. Kendi yaptığı işlerden bulurlar. Böyle bir şey inkar etmek kadar bazı böyle şeyler konuşmuş. Çok zoruma gitti yani. Çok çirkin şeyler böyle şeyler. Çok zoruma gitti. Bir kız kısmının, bir bayanın böyle konuşması benim çok zoruma gitti. Kuş balı komar poli, doli yayı doli. Sevdalının yüzünden hep de şaşırdım yani. Hülya Polat aynı sahneyi paylaştığı hemşehrisi Davut Güloğlu'na da sitem ediyordu. Ben seni çok sevmişim. Bak gözlerinden belli, şimdi de düşmanlarım. Oynayı çifte telli. Ben seni çok sevmişim. Bak gözlerinden belli, şimdi de düşmanlarım. Oynayı çifte telli. Benim büyük Allah'ım. Polat, Güloğlu'nun orkestrasının kendisi sahneye çıktığında sesini kıstığını iddia ediyordu. Ne iştir iki program arda arda geliyoruz, aynı olayları yaşıyoruz. Yok mikrofonda problem varmış, yok mikrofon bozukmuş, tesisatta bir problem varmış.
aşkım var. Basit şeyler. Çok basit şeyler. Kimsenin ses tesisatıyla oynatmam, oynattırmam. Öyle bir konu olamaz. Öyle bir konu olduğu zaman, eğer öyle bir konu olduğu zaman ben çok üzülürüm. Öyle bir şey olamaz. Yaşansa bile ben tesisatçımla birbirine kavga eder duruma girerim. Öyle bir şey olamaz. Benim çünkü tesisatımına bir sanatçı çıkacak. Sanatçının orada çıkıp da oynaması. Çok yanlış bir şey. Bana da yapılsa ben de mikrofon bırakırım. Yani öyle bir şey olamaz. Ama sadece sana gelince, Davut'a gelince yok. Yok, Davut gümbür gümbür programını yapıyor Allah için. Hülya Polat gidecek kendine bir sound yaptıracak. Sound check yaptıracak kendine. Önceden alacak. Şimdi ona hiç girmek istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Yani Karadeniz müziğinde gerçekten çok sevdiğim cici cici bir kız, kızımız. Ben onu çok seviyorum. Ben onunla bilhassa onu da konuştum. Bir Zonguldak konserine gittik. Zonguldak konserinde bizim konserimizde bu arada herkes biliyor tesisatın ne durumda olduğunu. Herkes bozuk olan tesisatın ne durumda olduğunu biliyor. Bu kablolu mikrofonlar vardı. Bizim bize gelen, buradan gönderen, firmadan gelen yanlışlıklar. Biz başka yerlerden kablosuz yani parayla aldığımız mikrofonla çıktık oraya, söyledik. O da kendisi de aldı ve orada ses hep gurultu. Ben de bunu Zonguldak'taki tüm halka da sorabiliriz. Yani hep gurultuyla bir konser yaptık. Davut'un kadrosunda kim olursa olsun aynı şeyi yaşayacak. Ben giderken Tom Weiss'lerimi götürüyorum. Benim Tom Weiss'lerimle kimseye Tom Weiss'lerlik de yapmaya mecbur da değil. Ben kimseye de vermeye de Tom Weiss'lerimi mecbur değilim. Ama ben eğer gene bana rica edilirse gidip veriyorum. Herkes kendi Tom Weiss'lerini cebine çanta gibi taşısın. Ben taşıyorum. Herkes taşısın. Hiçbir şeyi kafana takma. Çünkü seni herkes biliyor. Beni de biliyor. Nasıl bir insan olduğunu, nasıl müzik yaptığını herkes biliyor. Onun için bununla hiç kızacak bir şey yok. Seni öpüyorum. Oh neni kotari, kotari kimun yari. Oh neni kotari, kotari benim yarım. Hülya Polat'tan İsmail Türüt de payını alıyordu. Ne olur deniz gözlüm beni ağlatmayasın. Ne olur deniz gözlüm beni ağlatmayasın. Ayrılık ateşine canımı yakmayasın. Kırıldım tabii, bazı sözlerden kırıldım. Yüzüme karşı bazı şeyleri açık bir yüreklilikle söylememesinden kırıldım. Süreyya abladan sonra gerçekten ben iddia ederim onu yani. Süreyya abladan sonra Karadeniz'de o şiveyi, o lezzeti ben bir bayanda göremedim. Bir fidan dikersin, o fidan büyür. Ama o fiden kalsın istedi hep herhalde, bilmiyorum. Ağaç olayım istemedi herhalde. Bu işler böyle aşama aşamadır. Yani bir anda kasetin 100.000 de satabilir, 200.000 de satabilir ama bir anda kendini yani bir Ebru Gündeş yerine koyamazsın kardeşim. Anladın mı? Olay bu. Ben onu çok sevdim biliyor musunuz? O benim hakikaten benim öz kardeşim, benim için ne kadar değerliyse benim için İsmail abi de o kadar değerliydi. İnsanlarımız artık neyin ne olduğunu biliyor. Hülya Polat böyle diyor, hemşehrileri ise bir başka söylüyor. Dileğimiz Karadeniz şarkılarını herkese sevdiren sanatçılarımızın birbirlerini de sevmeleri. Karadeniz dediğinde nedir ha bu kadar bir yer? O pastayı bölsünler mi şimdi 6'ya 7'ye? Hepsi benim diyor adam. Hepsi benim olsun. Ben de diyorum ki yok, ucundan biraz da ben alacağım diyorum. Bu bir pastadır. Hepsini ben alayım diye bir şey yok. Yiyemezsin, boğulursun kardeşim ya. Hakikaten herkes alsın ya. Şimdi de bu köşeyi. Hiç durmuyorsunuz. Hiç durmuyoruz asla. Ama çok güzel, çok Seba, güzel. Seba, ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir laf vardır. Derler ki sanatçılar için sahnesi nasıl? Ben de diyorum nasıl yani sahnesi nasıl? Ve ben seni izlediğim zaman gördüm ki evet, yani demek ki o sahnesi nasıl, iyi mi kötü mü anlamını o zaman anladım. Ben çünkü de hiç durmam. Aynen sizin burada yaptığınız durmak gibi. Durmak ne ki ne bir saçmalıyoruz da yani sen. Yok canım. İyi hareket. Ben abuk subuk ayol neler yapıyorum. Hayır, çünkü sen bir kere çok güzel bir avantajın var. Onu en güzel şekilde kullanıyorsun. Bir kere dans. Dans senin en büyük silahın sahnede. Tabii. Yani şov yapıyoruz. Evet, kesinlikle şov yapıyorsun ve Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz haftalarda yaptım evet, bir şov. Evet, evet. Darbuka Kings diye bir grupla evet, muhteşem evet. bir grup. Darbuka'nın kralları. Kesinlikle gerçekten kralları. Öyle. Darbuka'nın gerçekten kralları. Öyle. Ve hatta 29 Ağustos'ta Tarkan'la. 31 Ağustos'ta evet, ona ben de geleceğim inşallah. Tabii inşallah. Tamam. Ve biz Darbuka Kings'i getirdik buraya. İstersen şöyle ben anons edeyim mi şöyle bir? Hadi efendim, Hamdi Akatay, Yaşar Akpençe, Mehmet Akatay, Kemal Taşpınarlı ve Darbuka Kings. Hadi bakalım.
Çekil! Darbukanın kralları. Gerçekten. Helal olsun. Ama isterseniz biraz tirinizi soğutalım. Efendim sevgili kanalda izleyicileri, sevgili iki kere iki izleyicileri. İşte gene magazin efendim, magazin. Şifo Mehmet'in jübilesinde sahaya çıkan sanatçılar karmasının kamera arkası görüntüleri iki kere kikide. Mahsun'un süratine güveniyorum. Alişan'ın komple güveniyorum. Az sonra. İkisi de ünlü, ikisi de çok sevimli ve sıcak. Biri Özlem Yıldız. Diğeri Alişan. Hay bu başıma gelenler, canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler, nerede? Bu çok sevilen ikiliyi bir araya getirdik. Alişan'ın gözü Özlem Yıldız'daydı. Özlem'i ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Ben güzelmiş. Söyle vallah, he vallah. Söyle billah, he billah. Yalanım yok, dolanım yok, seviyem vallah. Ya Özlem Yıldız ilk kez tanıştığı Alişan'ı nasıl bulmuştu dersiniz? Ben ilk defa bugün tanıştım. İlk defa mı? Hareket bu yalnız. Niye, ben inandırıcı de olmadı mı? Peki nasıl buldun o zaman? Vallahi yakından yakışıklıyım. Oysa daha önce Sabah Şekerleri programında bir araya gelmişlerdi. Sana olan duyguları bir bilebilsem, anlayabilsem, belki severdin. Biz de ikili gibi bilmezlikten geliyor, birbirlerine toz kondurmayan Alişan'la Özlem Yıldız'a aşk dediğimizde olanlar oluyordu. O zaman hemen yeni bir aşk doğuyor diyelim. Kanalda ve Anise'yi çok severim. Hüseyin bir tanedir değil mi canım? Evet. Sana sevdiğim diyemem, yalan 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 yalan. Vallahi yalan, inan ki yalan. Meğerse Alişan'la Özlem Yıldız sıkı arkadaşmışlar. Peki bu dostluklarını neye borçlulardı acaba? Erik olayı ikinizin arasında geçen, evet, özel bir şey anladığım, evet, kadarıyla. Evet, evet. Peki ne yaptın bu çocuğa sen böyle? Bir şey yapmadım. O Erik yedi. Olan ona oldu zaten. Erik yedim ve iki gün yatamadım. Buradan tüm Erik severlere sesleniyorum. Erik yemeyin abi. Erik gaz yapıyor. Gaz yapıyor. Bir şeyler mi şimdi? Ben de alakası var bilmiyorum. Hayırlısı diyor, esprilerle dolu sohbete Alişan'ın çok sevilen türküsüyle veda ediyordu ikili. Ah ne yar yar, yine başımda sevdan, ah ne yar yar. Geceler karazından, ah ne yar yar. Bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Güzel o da.
Aa, iyi günah ya. Vallahi ben fazla duygusalım ben he, vallahi. Sonra Berivan'ı istiyorlar, çok az söyleyeceğim. Lütfen, evet. Hatta Cem'le beraber onu televizyonda izlemiştim. Onun için çok anlamlı, çok özel bir şarkı var. Ben de kasetimde seslendirdim onu. Azeri bir türkü var. Cem onu çok güzel söylüyor. Beraber söylemek istiyorum onunla. Sen gelmez oldu. Hadi şimdi ama söyleyin onu bence. Şimdi söyleyin mi? Bence bir dakika. Şimdi söylesinler mi? Hadi hep birlikte. Hadi önce çok az, Berivan'ı söyleyeyim. Tamam. Ondan sonra da şey. Sen hazır gitmişken yani. Allah Allah ben bunu... Kalan yârim dikenleri acımadan yüreğime eken yârim. Hadi bir kez sana bağlanmışım. Nerede senin mikrofonun? Benim mikrofonum şurada. Çabuk gel buraya otur, gel hadi. Sen gelmez olduğunu, efendim tabii ki Sibel Can'ın yanında anısını ders vereceğim. Anısını anlatma bir daha. Belki izlememiş. Evet evet, onu herkes duymak istiyor. Anası basit efendim. Nasıl basit? Yani... Nasıl basit? Yok yani basit değil tabii ki, çok önemli. Hadi ana. Beğendiğim bir kıza bunu söyledim. O kızla 12 yıldır evliyim, iki de çocuğum var. Yani... Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutlu olun inşallah. İnşallah. Biz de ona çabalıyoruz. Çok... Hande de yardım etmese ben öyle bu evliliği sürdüremem zaten. Öyle kandırdın yani kızı. Evet ben ama yine de sen gelmez olduğunu ben böyle yani ortalıkta söylüyorum. Saldım çayıra, mevdam kayıra. Ama Sibel Can başlasın ben çok, çünkü o kadar güzel söylüyorsun ben ki. Ben söyleyeyim. Ne olur. Hadi hadi aldım bir kısmı da eline söyle edersin. Artık. Bozarım zaman zaman, tamam. Hadi bakalım. Thank you.
demiştin baharda görüşelim. Bahar geldi geçti, sen gelme. Sen gelmez oldun.
Afiyet olsun. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah Allah. Çok tatlı ya. Vallahi çok tatlı. Gel buraya be. Dur ben dur burası çok güzel. Dur geçelim. Vallahi ben arkadaşımın yanına gel. Beğeni de konuştuk neyse. Efendim bana hayatımın kadını kazandıran bu şarkıya çok teşekkür güzel, ediyorum. Ne güzel Allah. Vardı, bir şeyler vardı ya. Aa, var. Ben bakan, onları inanılmaz abi, heyecanla bekliyorum. Vardı o kadar. Sibel harika ya. Programı o götürüyor vallahi. Biz daldık gidiyoruz. Ha, sokak röportajı. O zaman anons eder misin? Hakan K ile sokak röportajları. Hadi Allah aşkına. Hakan K sokak röportajları. Hakan K sokak röportajları. İzleyelim. Kim efendim? Ben mi? Ben İzzet. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Ben varım İzzet. Alo. Efendim. Az. Sibel Can'ı tanıyor musunuz efendim? Tanıyorum. Fikirlerine değer veririm. Sibel Can beyine çok önem verir. Daha ziyade genç ve taze beyinlere önem verir. Dile çok önem verir. Dilin gerekliliğine inanır. Fakat ne yazık ki yeni nesil dile pek önem vermiyor. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Yeterince onun üzerine düşmüyorlar. İleride çok zorluk çekecekler. Abi şu bahsini ettiğimiz dili beyni bir görelim istersen. İşte anam efendim taze beyin, hoş beyin, Ulus'tan Batum birader tokatlıyordu ya. Onlardan, aha bu da anam değil mi? Bu da dil. Gördüğünüz gibi önemli arkadaşlar, gerçekten bir dil, bir beyin, bir ülkenin atar damarlarından biri bence. Yani şu baksanıza, beyin bilmiyorum daha önce hiç bir beyni, bir dili eline alan var mı ama gerçekten değil mi abi? Biraz bize Sibel Can'ı anlatır mısınız? Hayatım, Sibel Can'ı en çok ben tanırım. Yani onun tehlikeli rollerini hep bana yazdı. Bir telefon eder, abla gelir misin, acele gel. Hemen gidiyorum ben de. Ne için dublör musunuz yani Sibel Can'ı siz? Mesela şimdi arabadan inerken atlıyorum, yere düşüyorum. Hep onları beynim var. O hemen kaçar öyle şeyler. Özellikle çevrenizdeki insanlar Sibel Can'a benzerliğinizi sanıyorlar. Onun yüzü de böyle küçücük ya. Hakikaten mi? Sizin boyunuz biraz uzun Sibel Can'a göre. Benzetiyorsanız çok teşekkür ederim size. Sizin de Liz Tyler olmanıza ben söyleyeyim, bir 40 sene var. Kapanımdan baktınız. Spor yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapıyorum. Yapmaz olur muyum? Koşuyor musunuz? Koşuyorum. Yüzüyor. Yüzme de yapıyorum. Hayır, sırıkla atlamıyorum. Ben kendim Sibel Can'ın cilt danışmanıyım. Kendisine bütün cilt hakkında öğrenmek istediği şeyleri ben sunarım. Cilt bakımını siz üstlendiniz değil mi? Tabii canım, bana danışır. İşte Sibel Can'ı Sibel Can yapan bu taştır işte. O cildinin güzelliğini, bütün bakımını sağlayan şu taştır. Eski atletlerimizdendir, milli atletimizdir. Peki hangi dalda? Atletizmin pek çok dalı var çünkü. Sırıkta, tabii sırıkta. Sırık atlamada. Sırıkla yüksek atlamada. Tabii. Nasıl bir atlet Sibel Can bize? Yani görünen köy kılavuz istemez. Kendi güzel vücut yapısı, atletizmci olduğu zaten her halükarda belli. Başka bir Sibel Can daha gelir mi sence atletizmci? Yok, yok yok, mümkün mü? Mümkün mü yani? Onun üzerine Sibel Can gelmezse imkan yok. Tarzı, stili nedir? Bakış açısı? Yani, sıra hakim olması, kendine tarz bir hakimiyeti vardı yani sıraya karşı. Zeki, çevik aynı zamanda. Atik. Zeki, çevik ve? Hakim. Zeki, çevik ve? Atik. Türkiye'ye feminizmi getiren bir bayandır. Erkeklerin düşmanıdır, öyle biliyorum. Neydi bayanın adı? Duygu Asena. Duygu Asena ile beraber olduğunu biliyorum. İşte onlarla birlikte yazı yazdığını biliyorum. Büyük kurduğunu biliyorum, öyle duymuştum. Çok iyi bir söz yazarıdır. Evet. Tanıdığımız bir şahıs tabii ki. Sibel Can'ın sözlerini beğenmeyen var mı arkadaşlar içinizde? Yok, zannetmiyorum. Yok, öyle bir yazarın sözlerini beğenmeyecek bir kişinin çıkacağını. Bizim için çok beğendiğimiz bir söz. Söz yazarları içerisinde en beğendiğiniz kişi kimdir? Açık konuşalım. Sibel Can şimdi izliyor diye değil. Şu an bizim için Sibel Can yani. Sibel Can'dan aklınıza kalan bir söz mesela. Sibel Can'ın yazdığı sözlerden var mı? Mesela geçme beni, geçerim seni. Dört tekersin, çok çekersin, şoför olma çile çekersin. Aşıksan vursa da, şoförsen maskaza. Allah Allah, bunların hepsi Sibel Can mı yazdı abi? Sibel Can programımıza gidiyor musun? Sıram geldi ben. Peki abi, teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok değerli bir ilim kadınımız. Yurt dışında önemli şeyleri var onun, böyle araştırmaları,
Bu yazdığı önemli makalelerle bütün dünya şeyini kasım davuldu. Tabii. Makaleleri olsun, kitapları, eserleri yok satıyor zaten. Suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili bir çalışmasını okumuştum. Biraz geç kalmamış mı sizce suyun kaldırma kuvveti bulmak için? Abi onu bilemiyorum yani. Bildiğim kadarıyla Edison bulmuştur suyun kaldırma kuvvetini. Sopa istiyor. Biraz sonra dinozor dili miydi ayolu? Tam sopa istiyor. Dinozor diliydi vallahi. Dinozor diliydi vallahi. O neydi öyle ya? Yalnız Sibel, ben sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi ilim kadını kitap mitap falan dediler de ben bir gazetede okudum. Sen Sulya Aksüt'e benim Braveheart'ım diyorsun aynı zamanda. Evet. Ona mektup yazıyor musun? Ve o mektupları da bir gün belki hani eğer kendisi izin verirse, sen de uygun bulursan kitap yapmayı düşünüyor musun? Doğru mu bu? Düşünüyorum tabii ama... O biraz zor izin verecek gibi geliyor bana. Ben öyle kendi kendime öyle düşünüyorum. Yasakları var mı onun yani, çok? Yani bizim çok özelimiz olduğu için. Ha çok özel olduğu için. Zannetmem. Az önce izlediğimiz o dinozor diliyle başlayan Hakan Kağan'ın. İğrenç olmayan bir yüzü. Kandırıyorlar halkı, mahsus yaptırıyorlar. Hadi izleyelim. Hakan Kağan'ın iğrenç olmayan yüzü efendim. Buyurun izleyelim. Kimdir Sibelcan? Ses sanatkarıdır. Çok teşekkür ederiz abi. Sanki biz iki saat konuşmadık biraz önce. Sibelcan ses sanatkarı değil. Sanatçının kraldır. Oğlum müşterin diyorsun ya Allah. Müşteri kardeşim, müşteri. Abi, müşteri. Şarkıcıdır, ses sanatçısıdır evet. Ses sanatçımız. Ses sanatçımız. Peki hangi şarkısını beğeniyorsunuz en çok? Berivan. Berivanım ey Berivanım. Gör kokulu dağ ceylanım. Berivanım ey. Ay durmuyor kapat. Kendisi programımıza konuk, ona küçük bir şaka yapacağız bu bölümümüzde. Sizden hayal gücünüzü kullanarak Sibelcan'ı farklı bir kişilikle bize aktarmanızı rica edeceğim. Bunu yapabilir miyiz? Bu arada çok önemli bir zamanda, kısa bir sürede form tuttun. İnanılmaz bir kilo verdin değil mi? Kaç kilo verdin? 15. Ne 15'i? Daha mı fazla? Çık. 20-25. 29 kilo. Ne? Nasıl? Yani hiç kilo anlamışım. Senden bir insan daha çıktı yani. Bir 29 insan kilo. Daha gitti vallahi, yemin ediyorum. Yani. Neredeyse peki, Melisa. Bundan sonra ne olacak? Artık hep dikkat edeceksin. Mümkünse biraz daha falan yani mı? Aslında çok da kısa sürede vermedim. Yaklaşık 7-8 aydır çok ciddi bir şekilde diyet yapıyorum. Evet. Ama sadece diyete işte bunun yanında biraz yürüyüş ve yüzme olunca... Son 2-3 aydır toparlanmaya başladım. Allah kimseyi açlıkta terbiye etmesin yani. Çok zorlandım inanın. Bak ben aç kalıyorum yani. Çünkü ben inanılmaz yani. İştahlı biriyim. İştahlısı bak bu yemiyor. İnanın ama ben de çok iştahlıyım. Ben tutuyorum kendimi böyle zayıf kalayım diye. Tatlı. Tatlı yapan ayrı nasıl ben çıldırırım. Şimdi şurada böyle profiteroller falan filan. Sus Allah aşkına. Peki dondurma sever misin dondurma? Ya bayılırım, sen ne diyorsun? O zaman gökten 3 dondurma düştü. Biri bana, biri Hande'ye. Nerede biri o günler? Gerçekten mi? Şu antarına bakar mısın? Allah müstahakınızı vermesin. Şapır şapır. Yuh. Allah kahretmesin. Magnum reklamı gibi olmuşsunuz ve kızgın kumlardan doladı senin böyle. Sulara atlarsın. Var mı efendim dondurmamız bize verecek? Var mı dondurmamız fazla? İnanmıyorum. Siz kat beşinciye mi başladınız yazıklar dondurmada? Yazıklar olsun size. Tam karşımda bu yapılır mı? Madem 29 kilo verdin bir 9'unu geri alalım şimdi biz onu. Ben Allah de görmemişsin. Görmemişsin. Mikrofonlar bile dayanamadı. Yemeye. İnanmıyorum. Oh. Magnum. Magnum. Ay vallahi yapma. Ay. Doktorum. Doktorum Haluk, şu anda bağlı. Haluk saçaklıyor. Öpüyorum. Bir yudum alsın ama bozmasın. Hayır yudumu mudum yok bu bitecek işte canım. Sen de şişmanlatacaksın odana, kızım. Odana öyle der, çocuğa öyle derler ya. Şişmanlatacaksın. Sen yemiyor musun? Ben vücudumla para kazanıyorum. Duydunuz mu? Ben de yiyeceğim. Ben şu anda sizi hiç dinleyemiyorum. Ay Sibel çok kötüsün gerçekten. Be. Sibel Can'ın efendim açıklıyorum 29 kilonun en az ikisi üçü şu anda gidiyor. Oh. Efendim ekranları başından bizleri izleyenler de hemen bir dondurma alsınlar yakın bir yerden. Böyle biri yer biri bakar ben yapamadım yiyemiyorum şu neden anda. Neden yemiyorsun? Ha? Ay yesene ayol var mı yediriyorsun Allah? Kahretmesin. Ne uyanırsın? Dal gibisin. Vallahi ya. Ben yiyeceğim, sen yiyeceksin. Evet, biz dondurmayı yerken yeni bir köşemiz var, çok beğenildi. Gelin sizi de benzetelim. Benzetiyoruz. Gelin sizi de benzetelim efendim. Güzel. Aa, gittiniz mi? Onu Hande çok iyi yapıyor biliyorsun. Ben yıllardan beri saklamıştım, şimdi açıklıyorum. Az sonra.
arkadaşların ya da dostların seni hiç ünlü birine benzettiler mi? Beni George Hacı'ya benzetiyorlar. Maçın hakemi daha önce sarı kartı var. Hacı'dan bir farkım yok yani, aynı hemen hemen. Tip olarak da bakalım. Evet, işte George Hacı. Arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdikleriniz sizi hiç bir ünlüye benzetirler mi efendim? Ha, benzetiyorlar. Billur Kalkavan. Ama ben ondan güzelim. Ama kısaca anlat. Kısaca. İşte efendim Billur Kalkavan. Sizi çevrenizde kimseye benzetirler mi, böyle ünlü birine benzetirler mi? Bazen. Kime? İbrahim Erkal diyorlar. Hangi yönünüzü benzetiyorsunuz İbrahim Erkal'a? Yüz ve saç. Dolayısıyla ne şiş yansın, ne kebap yansın. İbrahim Erkal, öyle kal İbrahim Erkal. Ben de Pınar Ayla benzetiyorum. En çok nerenizi Pınar Ayla benzetiyorsunuz? Saçlarımı. Ne aşklar ne sözler. Fizik olarak olabilir, boy falan. Efendim, bildiğiniz gibi programımızın ortalarında bir yerde az önce Darbuka Kings'i ağırladık. Yani Darbuka'nın krallarını. Ondan önce de Harem grubunu ağırlamıştık. Bir anlamda falan da değil. Onlar rakip iki grup. Hatta hani de onları karşılaştıracak bile. Fakat geçen programda hatırlarsanız bir başka grup çıktı. Gelin sizi de benzetelim köşesinde. Bir grup dedi ki biz Arem grubuyuz. Arem dedi. Hatırladınız mı? Arem grubu. Arem grubu dedi. Sizi kimseye benzetiyorlar mı? Benzetiyorum. Kime? Arem grubuna. Hayda, var. Şimdi biz gerçek Arem'i bulduk. İşte karşınızda Arem geliyor. Arem yani ya. Gel ayol, gel Allah seni, gel. Gel, ah, hangi gel. Hangi mahalle bunlar? Şimdi sizin boyunuz sığar mı buraya? Gel. Hangi mahalleden? Gel. Ay bunlar. Otur. Ay gel canım, sen gel. Sen de otur, gel. Hangi mahalleden? Ay, hangi mahalledensiniz? Hangi mahalleden? Ayol. Nereden? Dur, mikrofon tutacağım. Hangi mahalledensiniz? Bartın. Zonguldak Bartın. Ha, Zonguldak değil, Bartın. Ha. Ay, vay 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 vay, bakar mısın, helal olsun ya. Dizi dizi inciyiz, güzellikte birinciyiz şeklinde. Aa, canım ya. Şekerler, ben yeni görüyorum. Sizin güzel grubunuzun adı ne, sen söyle. Dizi dedim, grubun adı ne, adı? Barış. Grubun adı, grubu. Peki, senin adın ne? Hadi grubun adını söyle. Sonra. Ne? Sen de bilemiyorsun, söyleyemiyorum grubunu diye. Grubun adı ne? Mustafa. Ay Allah. Peki kız, kızlar söyleyecek, kızlar. Peki grubunuzun adı ne? Grubun adı ne? Ulan görünsün çocuklar. Grubunuzun adı ne de? Neymiş grubun adı? Arem. Arem! Allah'ım. Hadi bakayım. Alkışlarımızla Arem, Arem. Gel, gel. Gel. Ay, gel. Gel, sen de. Ne oynadık, gel. Ne oynadık,
Alo şekerler. Siz var ya siz. Devamlı 9-8'lik yok böyle bir şey. Devamlı 9-8'lik oluyor. Ben çok duygulandım. Yani dans ediyorlar, darbuka çalıyorlar falan filan ama yani onlara biraz sahip çıkmak gerekiyor. Yemin ederim ya valla. Ben yerim benzinim. Sibelcan'ın çocuklara, Sibel çocukları çok seviyorsun değil mi? Çok inanılmaz. Gerçekten belli. Bildiğim 3 tane dördüncü. 3 tane dördüncü var mı yoksa dördüncü? Düşünüyorum. Hadi. İnanmıyorum. Bizim... Bir dakika Sibel bir dakika. Ablanız konuşuyor. Bizim yan stüdyoda, yan stüdyoda her zaman küçük sürprizlerimiz oluyor. Hadi. Bu sefer de yaşamda karşılaşabileceğimiz en büyük felsefecilerin, filozofların yanına, çocukların yanına gidiyoruz efendim. Buyurun yan stüdyoya. Haydi. Ne var burada? Bak bak. Bakın ne var burada? Hadi gelin. İnanmıyorum. Ay kuşum. Bırakın darbukaları verin bana. Siz de oynayın abi ya. Ver gel. Ver darbukaları oynayın siz. Gel. Geç. Alın çocukların darbukalarını abi. Şöyle atayım mı? Dur gel. Gel. Ay çok güzel. Ne haber? Nasıl ineceğiz? Hop! Aman yavaş. Ay ne güzel. İnanmıyorum. Ne yapıyormuş bakayım? Korkuyorlar benden bu sefer. Heh. Onu Hande çok iyi yapıyor biliyorsun. Hande. Cem dalga geçiyor benim at pozum var Allah. Ya. Biliyorum. Ay. İnan. Ateş ediyorsun. Şöyle ateş etsene. Aa, nasıl ediyorsun? Nerede ediyorsun? İşte devirdi bir tane. Ha deviriyor musun? Aa bak devirdi. Ay ne güzel! Geldim! Ay, ay, ay. Gelin. Aa, siz mi kullanıyorsunuz arabayı? Gel, geç sen çabuk bin. Hadi bin. Ha? Bak, bak. Hadi be, kaçırdım ya. Kurmadın değil mi? Hadi bin oraya, gel sen de. Hay canım benim. Yavaş, yavaş. Çok yakışıklısın sen. Yavaş. Ay ne güzel ya. Ağla İbrahim. Ay kuşum. Ay, Evet. Ben de bir tane yakışıklı buldum. Yatırım yapıyorum. Vallahi sana da benziyor gözlerim özlere. Vallahi. Ay, evet. İnanmıyorum burada bir ben yıllardan beri saklamıştım. Şimdi açıklıyorum. Değerli kanalda izleyicileri. Gerçekten de çocuklarla birlikte olmak çok güzel. Bize bu ortamı sağlayan Aqua Dolphin İstanbul'un su eğlence dünyasına hoş geldiniz sloganıyla. Aqua Dolphin bedava kart veriyor efendim. Yani giriş kartı veriyor. Bütün bu çocuklara o kartı dağıtıyorum. Gel çocuklar. Buraya. Gel gel abi. Önce Arem grubu. Al bakayım. Arem grubu kart. Al sen de. Hadi bir onun için de izah et. Dur ben seni indireyim. Al canım. Dur. Dur bu bir. Sen de öbürüne bir. Ne güzel. Gel. Keşke benzesem. Hadi. Gidiyor muyuz yavaş yavaş? Herkes eğlene dursun. Biz yine de magazinden vazgeçemiyoruz. Magazin. Şifo Mehmet'in jübilesinde sahaya çıkan sanatçılar büyük ilgi gördü. Beşiktaşlı şöhretler karmasını 2-1 yenen sanatçılar futbolda da ne kadar iddialı olduğunu gösterdiler. Hayatımda böyle bir golüm yok ya. Yani. Böyle bir kafa golüm yok. Çok güzel oldu. İki tane sahanda kaçırdı. Güzel, çok güzel kesin. Şimdi gelelim soyunma odasına. Kim nasıl hazırlanmıştı? Hep böyle kramponsuz mu oynarsın? Genelde evet böyle. Ayakkabıya bile ihtiyacım yok yani. Direkt böyle oynuyorum. Solla atıyorum. Selamlar. Sana ben demedim mi çık diye? Ayakkabılarını al gel diye. Hocam ayakkabılarını al gel diye. Ben geldim de 4 tane krampon
sonra geldim. Dördü burada kayboldu, bilmiyorum hocam. Bilmiyorum. Fenerbahçe stadı ya, İnönü stadı ya. Burası Beşiktaş'ın stadı, burada bir şey kaybolur mu ya? Ama hocam hayır, burada soyunma odasında galiba demin orada bir arkadaş vardı, bizim tanıdık. Hakan vardı, dördünü de aldı galiba. Ben seni malzemeci yaparım. Tamam hocam. Tamam, malzemeci. Tamam. Diğer bütün malzemelerin hepsine göz kulak ol. Tamam hocam. Tamam, kontrol et. Sanatçıların teknik direktörlüğünü yapan Reha Muhtar'a Alişan, Mahsun Kırmızı Gül'ü şikayet ediyordu. Mahsun Bey dün bardaydı. Nereden? Kamptan mı kaçtı? Kamptan, Layla'daymış. Layla'da mıyım? Evet. Kendisi maçtan sonra cezasını keseceğiz. Maçtan ben, önce bir açıklama yapmak istemiyorum. Hocam çok güzel dedim ama Layla'daymış. Üç kızla görülmüş. Niye bana gece haber vermediniz? Ben onda evdeydim. Hemen bir çağırın bakalım. Hocam. Olaya kızan muhtar Kırmızı Gül'ü azarlıyordu. Ne de olsa o bir teknik direktördü. Bu maç öncesinde Layla'da olur mu? Benim gezebileceğimi hocam sana demiyor musun? Mümkün mü? İşte hiç kimsenin görmediği soyunma odasının koridorlarında yaşananlar. Çok büyük saha abi. İnşallah bir topu yetiştirebilecek kaleye. Yanımıza kar kalacak. Elimizden geleni yapacağız. Ben de onlara güveniyorum. Kerem'e bilhassa. Kerem'in yüksek tekniğine güveniyorum. Sonra... Mahsun'un süratine güveniyorum. Alişan'ın komple güveniyorum. Hepsi ayrı ayrı takım tutsalar da o gün Beşiktaşlıydılar. Hepsinden önemlisi jübilesiyle destan yazan Şifo Mehmet'in yanındaydılar. Ama canın istediği zaman gece yarısı dondurma aldırır mısın? Doğru. Dondurma krizleri. Benim de çikolata krizlerim tutar öyle. Sizin efendim çilekli kriziniz dondurma. Var mı? Benim kadın krizi tutuyor. Sen zaten maşallah. Senin aynen. O şey bizim şey senin hızına yetişmez. Ailemizin sapı olarak ben. Ailemizin sapı. Bu arada Hisar konserleri vardı. Seninki de çok güzel geçti. Çok, çok muhteşem çok geçti. Güzeldi. 30 Ağustos 31 Ağustos'ta gidiyoruz. Neye gidiyoruz? Aa, Tarkan'la Sibelcan. Ha, o ayrı canım. Ne? Ne o? Onu bir daha yapsa Allah aşkına. Yap bakayım ne güzel oynuyor lan. Kız her şeyi oturduğu yerde. Vallahi 31 Ağustos'ta kaçırmayın. Herkesi Hisar konserlerine bekliyoruz. Buradan duyurulur. Zaten bilet falan yok canım. Bitti. Kalmadı değil mi? Ağacın tepesine çıkarlar yine izlerler vallahi. Çok güzel olacak. Peki efendim, o Hisar konserleriyle ilgili bir VTR'miz var. O VTR'yi izleyelim Hisar konserleriyle ilgili. Bu yılda Rumeli Hisar konserleri ilginin odak noktasıydı. Sanatçılar burada verdiği konserlerde moral depolarken Hisar'ın surlarını da salladılar. Sen ki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim, görecek misin? Ağlatmadan önce, ağlattıktan sonra ne faydası? Ağlıyorum kahrımdan, yanıyorum bağrımdan, seviyorum bu candan bir gelme Allah'ın için. Sibelcan yepyeni şarkılarını ilk kez Rumeli Hisar'ında hayranlarıyla paylaştı.
güzel hanımlarından biri. Başta söyledik biz ya. Biz muhabbet yani. Ediyorduk. Sen buyurun ben sizi tutmayayım. İki kere kitliydi galiba. Kadın kadına konuşuyorduk orada biz. Evet. Tele şakayı sevdiğini biliyoruz. Senin için bir tane arttırmıştık. İşte hadi. Şimdi ikinci tele şaka. Bu da Sibel Can için olsun efendim. Benden evet. Tele şaka. Alo. Buyurun. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Hangi civarda? Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Var. Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Adres alayım ben. Çarşı ne tarafta acaba? Size göre mesela nasıl ne tarafta? Şimdi biz seninle gidip elektrikçi arayalım. Anladım da siz nerede, yeriniz nerede? Siz ne biçim elektrikçisiniz kuzum? Buyur. Siz ne biçim elektrikçisiniz kuzum? Ev elektrikçisi. Şimdi biz seninle gidip elektrikçi arayalım. Anladım da adres verin. Çarşı ne tarafta acaba? Erişte! Oy! Gel. Alo. Efendim. Sağır mısın? Duyuyorum. Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Bu civarda mı? Var. Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Ha. Tamam, yaz. Şimdi biz seninle gidip elektrikçi arayalım. Benimle mi gideceksin elektrikçi? İyi gel gidelim. Çarşı ne tarafta acaba? Sen nereden arıyorsun? Kim efendim? Sen, siz. Kim efendim? Siz nereden aradınız? Ay bir de utanmadan randevu mu istiyorsunuz? Hayır. Şimdi siz beni nereden aradınız ki? Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Bahçıvan mı söyledi? Siz kimsiniz? Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Arkadaş ben de elektrikçiyim, gelip bakacağım. Şimdi biz seninle gidip elektrikçi arayalım. İyi arayalım gel. Kim efendim? Ben mi? Ben İzzet. Ay bir de utanmadan randevu mu istiyorsunuz? Gerekiyorsa gel canım. İki saattir konuşuyorsunuz, yetmedi mi? Ya böyle konuşma, elektrik kontağıyla konuşma neye yarar ki? Ama ben konuşamayacağım. Neden arkadaş ya? Gel burada gideriz daha şurada ırmağın başında. Bunu o kadar çok tekrarladın ki. Bilmem kendini açıklama. Bir daha rahatsız edilmemek şartıyla affediyorum. Tamam, etmeyiz. Siz ne biçim elektrikçisiniz kuzum? Biz mi? Biz elektrik şeye bakarız biz. Vadideki elektrik tablolarına. Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. İşte biz bakarız ona. Ama ben konuşamayacağım. Neden? Bunu o kadar çok tekrarladın ki. Arkadaş sen bilgisayar gibi ne bileyim ben tekrarlayıp duruyorsun. Sağır mısın? Ne sağır ya? Bu civarda tanıdığınız bir elektrikçi var mı? Ben varım İzzet. Alo? Efendim? Kim efendim? İzzet. Bahçıvan söyledi, elektrik kofresi bozukmuş. Ya sen gel. Şeyin katında elektrik tablosu bozulmuştur. Ben ona bakarım. İki saattir konuşuyorsunuz. Yetmedi mi? Yetmez ya, yeter mi? Ama ben konuşamayacağım. Konuşamayacaksan o zaman tansiyonun düşmüştür. Bunu o kadar çok tekrarladın ki. Vallahi sen söyle bunu. Ben bir söylediğim yok ki. İyi geceler. Hadi bakalım. Sana da. Haydi kalkın. Hadi ayaklanalım bakalım. Programımıza son veriyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Sibel Can!